Askerler! Osman'ı derdest edin. Alişer Bey! Bey otağından Beyoğlu götürmek de nedir? Karşında Sancak Bey var. O hançeri kınına sok. Siz de kılıçlarınızı indirin. Bu otağı askerlerinin kanıyla yıkarım Alişer Bey. Uzak durun kardeşimden. Geri dur Gündüz. Sana da ziyanım dokunmasın. Kalanoz'un öldüğünü nereden işittin Alişer Bey? Kaledeydim. Kalanoz'u öldürenin kayılar olduğunu söylediler. Dündar Bey, sen varken ne konuşur bunlar? Biz kayı erleriyiz Alişar Bey. Allah'tan başka irade, Resulünden başka da riyaset makamı tanımayız. Dündar Bey, iyi düşün. Bu işin sonu ya toplu infaz ya da sürgündür. Konya'da bağlı olduğum Moğol bunun hesabını sormaz mı? Osman, suçsuzdur deriz, anlamaz mısın? Kılıçhisar'dan dolayı bize katledersin. Ne onlar, ne de siz. Benim derdim adalettir. Madem Sancak Bey'sin, o vakit ortada duracağına başımızda duraydın. Böyle destursuz gelmeyeydin. Yeter Osman. Desturu da nizamı da senden öğrenecek değilim. İmdi alırım kellenizi. Ne ettiğimizi sanırsınız burada gafiller? Osman Kalanoz'u öldürmüş. Hesabını verecek. İmdi çekilin. Osman Bey'i size vermeyeceğimizi bilmez misin? Sen ne engel olacaksın bana? Çekil! Töre'nin neresinde vardır? Pusat çekip bey otağını basmak. He? Otağa basmayız Abdurrahman Gazi. Vazifemizi yaparız. Suçsuzsan ne diye pusatların gerisinde durursun? Tahkikatımdan mı korkarsın? Evelallah, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Lakin namertlikten korkarım Alişar Bey. Seni kefere karasına feda edeceğimi mi sanırsın? Adil bir mahkeme kuracağım. Osman, bu işin Bizans'ı var, Moğol'u var. Yeni belalar istemem. Aklını başına alasın. Mahkemeden de, yapacağın yargıdan da çekinmem. Lakin Sofya'yla yüz yüze konuşmak isterim. Osman, bu adama güvenmeyesin. Osman, gitmek zorunda değilsin yeğenim. Kayının son pusatı kanımızın son damlasına kadar savunuruz seni. Ben de, pusatım da senin adaletine emanettir Alişar Bey. Thank you.
Alişer Bey, dün gece Yeni Pazar'a baskın verilmiş, adamlarımız katledilmiş. Kim yapar bunu Nizamettin? Ben de Yeni Pazar'a varacağım. Bunu da konağa götürün. Ben gelene kadar zindanda beklesin. Osman Bey. Askerler. Ölümden korkmak mı, ölümü beklemek mi evladır balam? Verdiğin ilk zikirde ben bilmem şeyhim. Yiğitler Sultanı Hazreti Hamza ömrünün sonlarına doğru katıldığı cenklere zırhsız gitmeye başlamıştı. Bu ahval asabın gözünden kaçmadı. Birkaçı sordu. Ey pusat ehlinin piri, sen Allah'ın kendinizi tehlikeye atmayın ayetini okumadın mı? Hazreti Hamza metanetle cevap verdi. Ben genç iken ölümü bu dünyaya veda olarak görürdüm. Ne vakit yeğenim Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlandım, idrak ettim. Ölüm kimin gözüne tehlike gözükürse kendinizi tehlikeye atmayın ayeti onun içinmiş. Hülasa, ölüm bir bitiş değil, hakikat kapısının açılmasına dair bir başlangıçtır. Bunu böyle belledik mi, ölümden korkan değil, ölümü bekleyen oluruz. İçinde bulunduğumuz devranda, fütuhat kapısını açanlar da ölümden korkanlar değil, ölümü öldüren Hazreti Hamza meşrepli yiğitler olacaktır. Ne mutlu o erlere ki can ve mal kaygısı taşımazlar. Ne mutlu o cihan mertlere ki nefislerini davalarına tercih etmezler. Ne mutlu o kahramanlara ki adları bir nesle, bir çağa, bir ruha isim olacaktır. Elimden kurtulabileceğini mi sandın? Gazabını hak ettim. Tek dileğim son nefesimde bir Müslüman olarak ölmek. Oğlumu
Aybars'ı mı şehit ettiniz? Ciğerimi yaktınız? Oğluma kıydınız? Hayatım senin elinde Bamsı Bey. Lakin canıma kıymazsan... kalan ömrümde sana evlat olurum. Hakkınızı helal edin. Ben sana bir evlat acısı yaşattım Bamsı Bey. Gereken neyse onu yap. Hisar'ın komutanını öldürüp bir hayvan leşi gibi kalenin önüne atmak ha? Sana öyle bir bedel ödeteceğim ki duymayan kalmayacak Osman. Başta Osman, sonra tüm kayılar, daha sonra ne kadar Türk varsa hepsinin kalbini sırayla söküp köpeklere yedireceğim. Yemin ederim, sadece kalanoz için değil, kaybettiğimiz ne kadar askerimiz varsa her birisi için onlarca Türk'ü geberteceğim. Alışar Bey Osman obasından almış olmalı. O gebermeden kayılara dokunamayız. Alışar Bey, Osman'ı kayılardan alsa bile elinde tutması zor. Osman kurtulmayı muhakkak başaracaktır. Elimize kardeş kanı bulaştırma zorba. Salasın Osman Bey'i. Biz de emir kuluyuz Samsa Bey. Bizi darda komayasın. İyi madem. Amel defteri kapansın isteyen varsa sürsün elini kılıcına. Bir kere dedim, bir daha demem zorba. Gelin alın o vakit. Kardeşler, indiresiniz pusatlarınızı. Alpler nişmına gelmeyin. Yazık etmeyesiniz kendinize. Yiğitlerin iplerini sıkı bağlamayasın Boran kardeş. Kurda kuşa yem olmasınlar. Buyruk senindir beyim.
Eyvallah Samsa Çavuş. Osman'ın ölümünü izlemek için sabırsızlanıyorum. Haklısın. Ancak kurtulması ihtimaline karşılık biz oyunumuzu şimdiden kurmalıyız. Haberci kuşum Nizamettin çok kıymetli bir bilgi getirdi. Alişar Edebalı'nın kızına abayı yakmış. Sadece bu kadarı bile. Alişar'la Osman'ı karşı karşıya getirmeye yeter. Yalnız unutma, Osman Alişar'a teslim olduysa mutlaka bir planı vardır. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Salvador'dan hala bir haber yok mu? Hayır efendim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden Abduhu ve Resulü. Muhammeden Abduhu ve Resulü. Şimdi ne edeceğiz Osman Bey? Alişar Bey'e Moğol işgalindeki Konya'dan altın gelmekteymiş. Gelirken askerler arasında konuşurdu. O halde ganimet vaktidir beyim. Alişar'a gelen altın Türk'ün derdiyle dertlenene helaldir Osman Bey. Türk'ün ikbalini hasımdan akça alan uşaklar değil. Malını, canını bu dava uğruna feda eden koç yiğitler tayin edecektir. Samsa Çavuş, Abdurrahman Gazi hediyesin. Alplerle birlikte altınlara tez el koyasınız. Lakin imdilik kimse bizim ettiğimizi bilme. Sen tasa etmeyesin Osman Bey. Konur kardeş, Hamsi Bey'den haber var mıdır? Hala dönmedi beyim. Salvador'u öldürmeden tez yetişelim. Sofya'nın kilidi ondadır. Kazamız mübarek ola. Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Hatunlar, Alişar'ın ettiklerinden obadaki huzur bozulsun istemem. Hatun kısmından, balaların teskininden siz sorumlusunuz. Deyus, Kulucahisar'ı yaren bellemiş, yoluna yoldaş olmuş köpeklik eder. Merak etmeyesin Dündar Bey. Gayrı bu son ettiğiyle haddini aşmıştır. Baturum'a attığı tokat sineye çekildi. İş Osman'a gelince haddini aştı. Sen baktığında bir tokat görürsün. Ben göç yolları, sürgünler, alınan kelleler görürüm. Elbet sineye çekmedik. Elbet adını kara kaplıya yazdık. Sen bir dur hele. Dur diye hepten siner susar olduk.
Aslan gibi yiğidimi orta yerde sübyan gibi tokatladı. Aklıma geldikçe içim yanar. Zöhre, sen bizi bilmez misin? O tokat, o Alişar'ın yanına kalır mı sanırsın ha? Batur'un Osman'dan neye eksik? Osman Batur'dan farklı mıdır ki biz evlat ayıralım? Osman da bizim evladımız, Batur da. Eyvallah Selcan Hatun. Eyvallah. Dediğin gibidir elbet. Dur diyorsak sabır diyoruz. Vakti gelende kayının pusatları, tokat atan, zincir takmaya kalkan o elleri kesip atacaktır. Bu da böyle biline. Selamun aleyküm Şehidebala. Aleyküm selam. Hayır olsun. Bu kadar adam Alişar Bey. Varlığımız düzene namzettir. Nizam için buradayız. Gece vakti elim hadiseler cereyan etti. Malumatın var mıdır? Hayır olsun. Birkaç adamım pazara dadanan şakilerce öldürülmüş. Kulağına ilişen bir şey var mıdır? Abdest seni günahlarından arındırır. Şimdi de serçe parmaklarınla kulaklarının içini, elinin tersiyle enseni, sonra da ayaklarını mesedesin. Var olasın Osman. Eyvallah. Sormadan ben size diyeyim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in amcası, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi nasıl imana gelip Hazreti Vahşi olduysa. Ama beyim. Konur, konur. Konur, Konur abi. Beni dinle, beni dinliyorsun, beni dinliyorsun. Benim evladım Aybaz yiğitti, yiğitti. Ama Muhammed Yalavacı'nın amcası Hazreti Hamza'dan da mı yiğitti? Peygamberimiz amcasının katilini affetti.
Ben ki bir garip hamsıbeyleyim. Sen gibi yiğitler olduğu sürece davamıza kim ne edebilir Bamsı Bey? Osman'ım. Beyim, bu kefere ecelin korkusundan bize yalan söyler ise... Onu birazdan anlarız. İlk imtihan çetin olacak. Allah taksiratlarını affetsin. Erken yatar, erken kalkarız. Peygamber töresi böyledir. Hayret, biz seni uykuda bile uyumaz, kulağı delik, gözü keskin biliriz. O vakit senin Osman Bey'in Kalonuz'u öldürdüğünden de haberin yoktur. Kalonoz gibi namlı keferenin ölmesi neden bu kadar bunaltır seni Alişar Bey? Osman'la iş tuttuğunu bilmem sanma. Bu hadiseyle bir alakan var mı yok mu onu sorarım. Osman gibi bir yiğitle yürümek bahtiyarlıktır. Gözü karalığına diyecek bir şey yoktur. Lakin başına buyruktur. Kartallar kafese girmez, aslanlar ormana sığmaz Alişar Bey. Bu diyarın nizamı benden sorulur. Aslanı, kartalı bilmem. Konya'daki Moğol kargaşa istemez. Gece vakti ne oldu, ne bitti hakikatini Allah bilir Alişar Bey. Lakin şunu bilirim. Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur. Osman o keferiyi öldürdüyse helal olsun. Büyük yiğittir. Neden boynunu bükmüş o karanfil? Susuz kalmış olsa gerek. Ona su vermek kimsenin aklına gelmemiş. Solup gitmiş. Kolay gelsin hanımlar. Ne vakittir konağımın bahçe duvarlarını çinilerle süslemek isterim. Sizin kadar maharetlisini de tanımam. Hem dinimiz ne buyurmuş? Emaneti ehline teslim ediniz.
Aynı ayet, hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz diye devam eder. Bala Hatun'un yoldaşlığı bir lütuf gibi değil mi Gonca Hatun? Hem bilgisi, hem becerisi. Maşallah, maşallah. Konağımı muhakkak size emanet edeceğim. Bala Hatun. Maharet dahilerimiz geldiğinde bundan onlara bahsedersiniz Alişar Bey. Benim işim konak duvarı boyamak değildir. Alişar Bey. Ne var Nizamettin? Kaya Alpleri Osman Bey askerlerin elinden kaçırmış. Sen ne dersin be gafil? Dökeyim şeyhim. Hay yaşa kızım. Şeyhim. Söyle kızım. Az önce Alişar Bey giderken Nizamettin bir haber iletti. Osman dedi. Askerlerden kaçmış dedi. Alişar Bey öfkelenip gitti. Neler olur şeyhim? Alişar Bey, Osman Bey kalanınızı öldürmek suçuyla tutuklamış. Tutuklamış mı? Demek Osman Bey ellerinden kurtuldu. Vardır bir bildiği. Ya Osman Bey'in başına bir hal gelirse şeyhim? Bala, biz ne zamandır kul için kaygı duyar, telaş eder olduk? Herkes Allah'a emanet. Sen Osman'ı dert edeceğine, kendi işlerine meşgul olasın. Karışma. Az daha dök bakalım. Moğollar kervansaraya gelmiş efendim. Balıklarınıza iyi bakıyorsunuz. Onlar bana muhtaçlar. Bana muhtaç olanlara iyi bakmak fıtratımda var. Bu sert görünüşünüzün altında şefkatli bir ruh taşıyorsunuz Alişar Bey. Siz de bu balıklar gibi Kulucahisar denen küçük bir havuzda yaşıyorsunuz. Âli cenaplığım sizin için de geçerli. Bizim cömertliğimize ihtiyacımız olduğu kadar sizin de bize ihtiyacınız oldu muhakkak. Prenses, bir gülümsemenize, bir tatlı sözünüze
topraklarımda hayal edemeyeceğiniz kadar büyük kapılar açtım size. Ticaretse ticaret. Sonuna kadar. Osman'sa dile. Derisini yüzeyim. Ama aramıza tek bir suistimal, tek bir gölge girerse... Osman Bey'i askerleriniz hala getirmedi. Umarım yakaladığınız balığı elinizden kaçırmamışsındır. Alışar Bey. Sofya Osman'ın tuzağına düştü de. Hemen. Askerlerin nerede? İplerini gevşettim. Birazdan gelirler. Ben o iple seni asmaz mıyım? Askerler! Benim hükmüme isyan ha? Cüretinle katline ferman çıkarttın. Adaletine itimat edip geldim Alişar Bey. Şimdi de adaletine teslim oldum. Ne demek oluyor bunlar? Alışar Bey. Ne o Sofya? Salvador'u hatırlamadın mı? Bu adamı ömrümde ilk defa görüyorum. Öyle mi? Hatırlatayım o vakit. Babanın ve senin emrinde yeni pazarı basan Katalanların başı Salvador. Doğru mu bu Sofya? Osman'ın yalanlarına nasıl inanırsın? Sözlerini nasıl ispat edeceksin? Alişar Bey. Pazarını bastığımızda ele geçirdiğimiz altınlar hepsi gizli yerimde duruyor. Askerlerine gidip hepsini sana geri vermeye hazırım. Ki Salvador'un anlatacağı daha bitmedi Alişar Bey. İşiteceğiniz daha çok şey vardır. Artık yeter. Bu utanmazlığa daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Dur bakalım Sofya. Mahkeme istedin. İşte sana mahkeme. Askerler!
Lanet! Alışar Bey! Alışar Bey! Osman! Bırak onu! Bildiğin her şeyi öğrenmek istiyorum. Hepsini anlat bana. İki gündür yol yürüdüm. Açım, bir parça ekmek. Geç otur. Eyvallah kardeş. Duymaz. Sağırı ve dilsizdir o. Çilik otur. Tamam. Abdurrahman Gazi, siz Erkut Alp'le içeri girenleri halledesiniz. Belli ki altınlar odadadır. Biz de bu aç kardeşle odaya gideceğiz. Ne edeceğinizi bilirsiniz. Önce onlar saldırsın. Bileğinize kuvvet. Tasallut oldu. Demek Yorgopoulos'un katili Sofya ile Kalanos. Öyle mi? Osman Bey'in altınla satın aldığı bir haydut. Kutsal dininizin zırhına bürünerek bana iftiralar atıyor. Hala sessiz mi kalıyorsun Alışar Bey? Yannis'le birlikte kurduğun hayaller... Kuluca Hisar'ın taşları arasında ezilecek Sofya. Her şeyin tanığıyım. İmparatorun huzurunda da tanıklık yapmaya hazırım.
İspat edilecek o kadar çok delil var ki kalede. Sadece seninle birlikte kapıyı kırıp geçmemiz lazım Alişar Bey. Bu rezil oyun bitip kaleme döndüğümde imparatorumun ve sultanın öfkesinden kork Alışar. Sen de öyle Salvador. Öfkemden sen de nasibini alacaksın. Sizin gibilerin elinden gelen ölüm benim için şereftir. Rabbime şehit olarak varırım Sofya. Bu oyun burada biter. Ya beni burada öldür ya da bırak gideyim Alışar Bey. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Askerler! Zindana atın. Çek yaların üzerimden! Çek! Çek! Seninle de bu banlarda hesabım bitmedi Osman. Alişar Bey, Salvador artık bir Müslüman. Ve benim korumam altındadır. Eğer müsaade edersen yeni pazarın altınlarını getirsin. Sözüne itimat ederim Osman Bey. Hamsı Bey, tez yola koyulasınız. Eyvallah Osman'ım. Etin en güzeli sizin için. Yemekleri koy, çık. Oyalanma. Alişar'da Yusuf, keferenin yağlı lokması kaypak imanını yoldan çıkarmış. Moğol'un akçasıyla Türk'e hüküm gütmeye çalışır. Senin de sıran gelecek. Alişar Bey'e ne derim? Sofya hepimizi kandırdı. Zehirli diliyle hem aklımızı hem yüreğimizi felç etti. Av yoldaşım. Yiğit Alişar Bey gibi geleydin, sana her şeyi anlatırdım. Lakin anlatsam da anlamayacak kadar Sofya basiretini bağlamıştı. Hepsi bu toprakların huzuru içinde. Sofya hepimizi zehirledi. Yalnız Sofya değil. Aynı vakitte babası Yannis de. Sığındığı o kaleden söküp alacağım onu. Ya dostça verecekler ya da ciğerlerini söke söke alacağım Yannis'in.
İnan bana. Sözlerimi iyi belleyesin Alişer Bey. Ne Sofya basit bir tekfur karısıdır, ne de babası olacak Yannis sıradan bir keşiştir. Osman Bey, sen sadece yiğit bir alp değilsin. Zeki ve güçlü de bir beysin. Senin gibi beylerle bu diyarı ihya ederim. Benim anlamadığım, Şeyh Edebalı senin gibi bir yiğide kızını nasıl vermedi? Sen benim kardeşim sayılırsın Osman Bey. Bala Hatun'a gönlün olduğunu bilirim. Ne edeceksin? Anlat hele. Senin gücü yetmez. Duyar mısın beni? Şeyh Edebalı büyük bir alim. Senin gibi kızı için türlü cefalara göğüs geren yiğit bir kayıbeyini geri çevirmesine mutlak bir hikmeti olmalı. Beyim, kervansarayda Konya'dan altınları getiren Moğolları kılıçtan geçirmişler. Sen ne dersin be? Ne demek katletmişler? Benim topraklarımda, benim adamlarımı bunu yapmaya kim cesaret eder? Beyim. Ya altınlar? Hepsini götürmüşler beyim. Çabuk askerleri topla. Her yeri arasınlar. Kervansaraya gideceğim. Atımı hazır edin. Çabuk! İhanet her yanımızı sarmış Osman Bey. Bunun bedelini hainlere ödeteceğim. Sen gönlünü ferah tutasın Alişer Bey. Kulucahisar'daki fitneyi surların dibine gömerken senin yanında olacak bilesin. Azgın köpekler, Sofya'mı alarak beni durduracaklarını sanıyorlar. Onlara bu toprakları cehennem edeceğim. Kızımı zindandan çıkaracaksın Nizamettin. Alişar'ın konağını en iyi sen bilirsin. Helen'le elimizden geleni yapacağız efendim. Kızıma bir şey olacak olursa o konakla birlikte seni de yakarım. Bunu bilmiş ol. Sofya'nın kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğim efendim. Onlara Yannis'in kim olduğunu göstereceksin. Dilsiz kuşum, ne getirdin bana? Osmanlı alpleri. Gizlice kervansaraya girdiler. Alişar Bey'e Moğolların getirdiği altınları çaldılar efendi yalnız. Kızımın değil,
kendi ölüm fermanını çıkardın Osman. Çık. Ne düşünürsünüz efendim? Alişar'la kervansarayda buluşmayı düşünüyorum. Kulağıma el işte. Babam yeni vazife tayinleri yapacakmış ağabey. İşleyen demir ışıldar Baturum. Belli ki emmin durağanlık istemez. Lakin merak ederim. Acep kime ne vazife verecek? Kayıt öresinde vazife istenmez. Verilir. Vazifeyi alan yiğit de hakkınca ifa eder. Orası öyle. Sen de yoruldun ağabey. Bir yandan ticaret, bir yandan alp başılığı. Hayırdır Baturum? Alp başı mı olmayı dilersin? Estağfurullah ağabey. Yükün ağırdır. Ondan ötürü söylerim. Latife bir yana. Alp başlığı ağır zırhdır Baturum. Hele kayıda daha da ağırdır. Gayrı emaneti sen gibi kanı deli akan yiğitlere vermek gerekir. Eyvallah abi. Eyvallah. Lakin kanı deli akan yiğitlerin edemediğini kanı serin akan büyükler eder. Eğer babam böyle bir değişiklik yapacaksa zannımca tecrübenden istifade etmek için seni yardımcısı tayin edecektir. Hakkımızda hayırlısı olsun Batur. Hayırlısı olsun. Gündüz gözü, adamların biçerken sen ne ederdin hancı? Beyim aniden oldu. Ben bir şey görmedim. Benim topraklarımda ekmeğimi yersin, altınlarım çalınırken görmezsin. Götürün bunu, 100 kırbaç. Beyim affedin, ne olursun affedin. Benim suçum yok. Seninle daha işimiz bitmedi hancı. Hem görmezler, hem duymazlar. Gazabımı da mı bilmez bunlar? Yer yarılsa, gök çökse bulacağım bunları. Bulacağım. Görünmezleri görenler, duyulmazları duyanlar vardır. Sen de kimsin ihtiyar? Adım Müneccim Abdül'dür beyim. Derinleri görür, gayipten haber veririm. Götürün bunu. Bunu yapanları ararsın. Durun. Gören gözler vardır, lakin söyleyecek dili yoktur. Sen ne dersin Bunak? Ağzı kalabalık adamı sevmem ben. Ne söyleyeceksen tez de. Kulağı sağır, dili lal ama gözleri kartal. Kim? Öyle biri mi var? Beyim. Yıllardır burada dilenen bir gariban var. Nerede o? Avluda yaşar. Tez getirin bana.
Ye bakalım, son yemeği. Bunu kim yaptı? Hakikati görmeye hazır mısın Alişar Bey? Demek Abdül, kulağımıza hiç çalınmadı ismin. Bir sürü musibet ve bela ile uğraşırız. Karamızı ata çalasın ihtiyar. Verdiğin altın ışıldar. Lakin bahtın karanlık görünür. Bir konak görürüm. Puslu yollar, sisli yamaçlar ardında. Taş döşeme, heybetli bir konak ve buradan kaçmaya hazırlanan bir tutsak. Dışı bir çiçek gibi narin ama içi yırtıcı ve vahşi bir tutsak. Deran'ı görürsün ihtiyar. Lakin bir şey bilmezsin. Benim konağım Konstantin'deki imparatorun sarayından bile korunaklıdır. Unutma Alişar Bey. Tutsağı zincir tutar. Lakin nizamı ihanet bozar. Onca çeri, onca adamı nöbet tutarken değil tutsak, canına kıydığımın ruhu bile çıkamaz. Sen yine dediklerimi unutmayasın Alişar Bey. Çıkmasına bir yol, derdine bir çare ararsan
Kartal Kayını'ndaki inde olacağım. Hayrola prenses, yememişsin. Saraydakilere benzemiyor mu? Kolay gelsin Bala Hatun. Kolaysa başına gelsin Aygül Hatun. Sizin işiniz zordur. İki çömlek yapıp üç kuruş kazanmak için sabahtan akşama kadar ter dökersiniz. Mühim olan helal kazançtır Aygül Hatun. Hor gören göz, güzeli de görmez, emeği de. Güzeli görmek için güzel bakmak lazımdır. Şuradan sar bakalım iki çömlek. Rızkınız da az, bizim de payımız olsun. Sizin paranızı alamam Burçin Hatun. Ne demektir o? Sen bizi beğenmez misin? Estağfurullah. Osman Bey'in hatırı büyüktür. Size satışımız değil, ancak hediyemiz olur. Bunu kabul edesin Aygül Hatun. Kendim boyadım. Beni çok mesut eden bir şey yaşamıştım. Renkleri ondan böyle canlı. Size hediyem olsun.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bala Hatun, Osman Bey'im seni görmek ister. Diyecekleri vardır. Bala. Şeyim görüşmenizi istemez. Bilmez misin? Gidecek misin gerçekten? Osman Bey'in başı bizim yüzümüzden belada. Babam da onu görmek istemez. Osman Bey'in diyeceği önemli olmasa çağırtmazdı Gonca. Varıp öğrenmem lazım. Haydi. Yazık. Kırıldı gitti. Üzülme. Çok daha iyileri vardır illaki. Baştan savma yapılmıştı zaten. Osman, şükür ki sağ salim gördü seni gözlerim. Benim gülüşü güzelim. Gül yüzü sevdiğim. Güneşim. İçim içimi yedi. Anlat hele. Neler olur böyle Osman? Sofya yılanı hak ettiği yerdedir. Alişar'ın zindanında. Kefere bir vakit sizden uzak duracaktır. Lakin bu ne kadar sürer bilmem. Yine de uyanık olmak lazım. Alişar yanar dönerdir, ona güvenilmez. Cibilliyetsizliği her halinden bellidir. Güvenmeyiz. Merak etmeyiz. Senin yüreğini sıkan nedir bala? Yesin hele. Osman, biz sabırla hemhal olurken başka talibim çıkarsa babam uygun görürse korkarım Osman. Senin ismin yüreğime mühürlenmiş bala. Ne başkasına meylederim ne de seni başkasına yar ederim. Korkmayasın. O ipek saçlarını koklayana dek bu Yemeni başına sarasın. Yüce Allah'a secde ettiğim her an dudaklarımdan senin adın dökülür. Duam şudur ki ömrümüz boyunca bizi birbirimize emanet etsin. İnşallah. Allah yar ve yardımcın olsun. Dualarım seninledir. Lakin babam görüşmemizi istemez. Bundan gayrı beni çağırtmayasın. Anladım. Anladım bala. Sen gönlünü darlamayasın. Dua edesin. Benim zırhım senin dualarındır. Baba! Kızım! Osman denen o köpek yine yaptı yapacağını. Neyse ki baban sana zarar verecek herkesin yanına bir hizmetkarını koydu. Baba, Alişar Bey kaçtığım oranınca peşime düşecektir.
Onu nasıl durduracağız? Alişar Bey Abdül'le karşılaştı. Abdül ona tutsağının kaçacağını söyledi bile. Abdül de kim? Alişar'ı bizim kuklamız yapacak olan Necim. Bir adı Abdül, diğer adı... Yalnız. Yalnız. Allah kabul etsin baba. İnşallah kızım. Toplayın rızkınızı küçük canlar. Toplayın bakalım. Sayılmaz çokluktalar. Lakin başta bir tane var. O nereye giderse diğerleri onu takip eder. Ya sen bala? Sen benzer misin karıncalara? Bir diyeceğin var bana. Söyle hadi. Şeyhim. Müsaaden olursa Osman Bey'in ne ettiğini söylemek isterim. Evvela de hele bala kızım. Osman Bey'in ettiğini nereden bilirsin? Şeyhim, siz Osman Bey'i kabul etmezsiniz. Durumdan haberdar olmanız için bana söyledi. Sofya'nın zindana atılmasını sağlamış. Kefere bir müddet bize ilişmeyecek. Siz ticaretinize bakın. Ama tedbiri elden bırakmayın dedi. Rızam olmadığını bile bile Osman'la görüşen sen misin bala? Bunu eden benim kızım mıdır? Şeyhim. Bir daha sorarım. Sözümü çiğneyip etme dediğimi eden, rızamı hiçe sayan sen misin? Sükut ikrardan gelir. Belli ki sensin. Belli ki sen kelamımıza paye vermez, kendi kararınca doğru bildiğinin peşine düşersin. Baba, öyle deme. Şimdi git düşün bala. Düşün ki biz bizlikten kopmadan yanlışından dönesin.
koyduk çok şükür. Mevla muhtaca da versin. Amin. Amin, amin. Bunun sünnet işini ne vakit aradan çıkaracağız Bamsı Bey? Ne sünneti? Oho. Kolay mıydı öyle şehadet getirip Müslüman olmak? Bıçağın altına yatacaksın. Bıçağın altına. Evlatlar. Bu işi yarın sabah halledelim. Yarın mı? Hı. Yarın ya. Peki Bamsı Bey, bunun ismi Salvador mu kalacak? Hı. Osman'ım. Bundan gayrı senin adın Ebubekir Sıddık olsun. Ebubekir Sıddık. Ki dinine sıddık olasın. Bu böyle bilin evlatlar. Eyvallah. 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 Onca ganimet apardık. Sıddık'ın sünnet toyunda. Ağıl ağıl kuş deviririz. Ha Bamsı Bey? Eyvallah Konuralım. Eyvallah. Osman'ım. Bunca ganimeti ne edeceği? Müslim, gayrimüslim fark etmez. Cümle garibana üleştireceğiz. Üleştireceğiz, bölüştüreceğiz ki cümle cihana umut olalım. Maşallah Osman'ım. Boran kardeş. Vurasın domburanın bağrına. Şöyle bir keyfimiz yerine gelsin. Eyvallah beyim. Kimselere etmem zulüm.
Maşallah yiğidim. Maşallah. Eyvallah beyim. Bak bu iplikleri bugün aldım. Senin elinde ne güzel nakışlara dönüşür. Şu yeşilin, şu mavinin güzelliğine bak. Bala. Balam. Yapma böyle. Merak etme. Geçecek. Geçecek mi Gonca? Babamın bana olan öfkesi geçer mi sence? Elbet geçecek. Seni ne çok sever. Bilmez misin? Bilirim. Bunu bildiğimden korkarım zaten. Lafını çiğnedim. Babam beni kolay affetmeyecek. Bir yolunu bulup gönlünü alana dek her nefes ciğerimi yakacak Gonca. Dedim köpekten, anasından, zindandan nasıl kaçar? Nasıl? Size sordum. Nasıl kaçar? Beyim, bu iş içeriden biri tarafından yapıldı. Bunun başka bir izahı yok. Sen ne dediğini bilir misin? Bunun adı ihanettir. Tutsa zincir tutar. Lakin nizamı ihanet bozar. Kervansaray'da bir müneccim var. Kartal kayınındaki inde. İsmi Abdül. Hemen bulup onu bana getirin. Buyruğunuzu yerine getireceğim beyim. Cismin karşımdadır. Lakin aklın başka yerdedir beyim. Ne düşünürsün böyle derin? Otağımın uğrunu düşünürüm hatun. Gönül bahçemin gülü, Aygül'ümü düşünürüm. Ne olmuş Aygül'e? Alişar el sözüyle özüne saldırır. Keferenin lafıyla bize gadreder. Yetmez, otağıma gelip evladımı tokatlar. Aygül benim gül goncamdır. Evladımın Alişar'ın bahçesinde solmasına rızam yoktur hatun. Bu düğümü çözeceğim. Yarınki toy mühimdir. Senin kafanda yol bellidir. Lakin söylemezsin. Söyleyeyim o vakit Zöhrem. Gayrı obaya yeni bir nizam gelecek. Öyle birlik olacağız ki değil Alişar, hükmüne ram olduğu Moğol gelse gayrı fark etmez. Bir yanımda yeğenim Gündüz, bir yanımda oğlum Batur, arkamda da dağ gibi Osman. Osman. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi beyim? İşitir hatun. İşitir. Yarın ona öyle bir vazife vereceğim ki hem obadaki yeri değişecektir hem de yükü ağırlaşacaktır. Lakin bilirim ki başaracaktır. Osman gibi bir deliye güvenirsin. Bana kalırsa bir daha düşün derim beyim. Düşünecek bir şey yoktur hatun. Yarın
Ona vereceğim görevden sonra ondan öyle bir şey isteyeceğim ki Kara Osman'ı hem obaya hem ailemize daha sıkı bağlayacak hem de o deliliğini dizginleyeceğim. Böylece düze çıkacağız. Gayrı önümüzde kimse duramayacak. De hele oğul. Yüzün neden bulutludur böyle? Bir sıkıntın var belli. Vardır yenge. Bir sıkıntım vardır. Diyesin hele. Bir hal çaresine bakalım. Aygül'le konuşasın yenge. Alişar cambazına varmasın. Emmim onun rızası olmadan Aygül'ü vermez. Konuşasın, vazgeçsin bu işten. Moğol'a ayrı çanak tutar, kefereye ayrı. Yüzünü şeytan görsün de Yusuf. Her türlü melanet beklenir ondan. Kızımızı alacak, ailemize, obamıza girecek. Ne yapalım yenge? Yılana yanımıza yer mi yapalım? Bu gönül meselesi değildir. Bu iktidar meselesidir. Doğru dersin de yakışık almaz ki. Aygül tamam dedikten sonra yapacak bir şey yoktur. Doğrudur yenge. Doğrudur. Alişar soysuzu Aygül'ü alırsa sadece ailemize değil, obamıza da ateş düşer. Her şeye musallat olur. Elimden bir şey gelse ben mani olacağım. Lakin hak konuşursun yenge. Aygül'ün rızası olmadan elimiz kolumuz bağlanır. Benim hiddetiyle sarsan, şefkatiyle saran Osman'ım, Allah'ım senin gönlüne göre versin. Gönlünden haber ver yengene. Yüreğinde iklim nicedir. Bir yanım coşkun nehir gibidir yenge. Dağları, ovaları aşmak ister. Bir yanımsa kolum kanadım kırık gibidir. Mecalim yoktur. Gönül yarını yanında ister. İnsan sevdiğiyle bir olmadan da bu ikili kahlı başından gitmez. Balayı alıp geleceğim yenge. Sabrederim. Şeyh Edebalı imdilik razı olmadı. Belki bir gün razı gelecek. Baba deyip elini öpeceğim. İnşallah oğul. İnşallah. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Kayının yiğit beyleri, diri olmak için tazelenmek icap eder. Bundan dolayı Kayı Bey'i vekili olarak yeni vazife tayinleri düşünürüm. Kayı Obası'nın pazarlarından, kervanlarından ve dahi akçesinden, ahlakından zerre kadar şüphe etmediğim yeğenim Gündüz Bey sorumludur. Buyruk senindir beyim. Alplik, yiğitlik, yiğitlik cesaret işidir. Kayı Alplerinin Alp başı olarak göz bebeğim Batur Bey'i tayin ettim. Eyvallah bey babam. Selcan Hatun'un da obası gelince kayıların sayısı bir hayli artacaktır. Oba idare etmek kolay değildir. Töre bilmek,
bey terbiyesi almak, kayıyı tanımak icap eder. Bundan ötürü baş yardımcım olarak ağabeyim Ertuğrul Gazi'nin ocağında pişen yeğenim Osman'ı tayin ettim. Buyruk senindir beyim. Görklü otağımız, mümbit obamız için yeni vazifeler hayır ve kut getire. Eyvallah beyim. Eyvallah, eyvallah beyim. Kanlı izcilerim, bu sene av mevsimini erken açacağız. Bahar çiçekleri güneşe selam durmadan. Yavrular sütten kesilmeden. Kan mevsimi geldi bilesiniz. Sultanın gölgesi olan Alişar Bey'in sancağına, akan suyuna, taşına, toprağına kazısın öfkem. Canımı yakanların canını mislisiyle yakacağımı bilsinler. Ocağıma ateş düşürenlerin otağını kül edeceğimi bilsinler. İndi onların üzerine kan kusmaya gidin. Alişar Bey'in kadri neymiş gösterin. Kayıları bulduğunuz yerde indireceksiniz. Hayrolsun Ayşe Hatun. Güzel bir şeye bakar gibi bakarsın. Yiğidime bakarım. Baktıkça da içim açılır gündüzüm. Vatan Süleyman Şah da göreydi heybetini. Gözümün feri, Ayşem. Bu gündüzden bir yiğit zuhur ettiyse ardımda sen gibi bir dağın duruşundandır. Bilesin. Allah işini gücünü rast getirsin bey. İnşallah hatun. İnşallah. Bak, bir araba malı hazır ettik çok şükür. Şimdi varıp pazara gidelim de rızkımız neyse nasibimizi alalım inşallah. Gündüzüm. Bunu boynundan çıkarmayasın. Allah kelamı seni hem korusun hem zorları kolay etsin inşallah. Sağ ol hatun. Allah'a emanet ol. Sen de. Duam seninledir.
dedi. Allah razı olsun, kim bıraktıysa. Sana bir sır vereyim mi Karayel? Bunu hiç kimse bilmez. Sen bilesin. Ben bir yemin etmişim. Çok önce. Belki de doğmadan önce. Demişim ki benim adım Osman. Ben bu cihana mührümü basacağım. Adımı kazıyacağım. Hamlık dediler. Toyluk dediler. Onlar doğru dediler. Lakin delilik diyenler bilmezler ki Efsun benim damarlarımdaki kandadır. Osman daha koşmaya başlamadı. Daha adımlamaktayım. Vakti gelende, Kara Osman hızını alanda, cümle cihan yiğitleri, cümle beyler otağımın kapısında bekleyecekler. Neslimin eteğinin uzandığı yerlerde kurbanlar kesilecek. Hey maşallah. Hey yavru bey. Karayel. Ne oldu? Senin de mi gönlün coştu? Gelesin hele. Seyreyleyeceğiz oyunları. Belleyeceğiz. Nefsimizi dizginleyeceğiz. Dost kim, düşman kim göreceğiz. Düşman diye yabanı mimlemeden evvel işimizi temizleyeceğiz. Gönlümüzü temizleyeceğiz. Yeryüzünde bastığımız her yere adaleti getireceğiz. Allah kelamından şaşmadan dost doğru bir yol üzere kalacağız. Gönlümüzün eşini balamızı alıp otağımızı gül bahçesi eyleyeceğiz. Sen de şahidim olasın Karayel. Yemin olsun ki bize oyun kuralların oyunlarını bozacağım. Hakikati yüceltip tüm cihanda adaleti sağlayacağım. Rabbimden başka hiç kimseye boyun bükmeyeceğim. Şehadeti lütuf sayan yiğitlerin atası olacağım. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Destur var mıdır Şehedabalı? Buyurasın Alişar Bey.
muhafazasını yaptığına göre kıymetlidir. Erenler Serdarı, Pirimiz Ahmet Yesevi Hazretlerinin hikmetleridir. Nasıl ki inciyi sedef korursa, kitabı da cilt korur. Belli ki diyeceklerim var Alişar Bey. Vardır Şehedabalı. Güçlerimizi bir edelim derim. Kendimiz üretip kendimiz satalım. Sende olmayan çevre bende, bende olmayan zanaatkâr da sendedir. Muradın nedir? Bir olursak kavi oluruz ki bu işte ticaret bizden sorulur. Bu yıl kurak geçecek gibidir yeğenim. Eğer kar gelmezse yaza hayvanlar otlak bulamayacak. Domaniş dağlarına çıkıp yayla bakalım derim emmi. Eyvallah. Lakin bu konar göçerliğimize Alişar pek müsaade etmez. Bizden çok korkar. Korkar. Korkar lakin Aygül'ü de senden ister emmi. Senin dostluğuna ihtiyacı var. En büyük pişmanlığım kızım Aygül'den ötürüdür. Kızımı ona vermeyeceğim. Alişar Bey, mazimizi bilirsin. Küfür ehli bizi yine rahat komayacaktır. Son yaşananlar seni tedirgin etmesin. Ben cümle tertiplere kalkan olurum. Gerekirse pazara ordu yağarım. Sen yeter ki ortaklığı kabul edesin. Almadan vermek yoku var edene mahsustur Alişar Bey. Bu ortaklığa karşın ne istersin? Güçlü ittifaklar evvela can bağından sonra da kan bağından geçer şeyhim. Bunun içindir ki Allah'ın emri Peygamber Efendimizin kavliyle kızım balayı kendime isterim. Benim Aygül'üm narin bir çiçektir. Bu siyaset fırtınasında solmasından endişe ederim. Göz göre göre Alişar gibi bir yılana kız verilmez emmi. Ben de öyle düşünürüm yeğenim. Ben de öyle düşünürüm. Lakin ağzımdan bir kelam çıktı. Kavil tuttum. Söz verdim. Bu sözden dönmenin tek bir yolu vardır. Kaynın menfaati, babamızın selameti için kızım Aygül'ü sana vermek isterim. Öpürlenmeyeyim derim ama pek güzel oldu. Senin gelin başında bunlarla süsleyeceğim Aygül'üm. Sende bir hal var. Dök içini. Babam Alişar Bey'e güvenmez.
mutlu olacağımızı da düşünmediğinden bu evliliği istemez oldu. Bu iyi değil midir Aygül'üm? Bilirim. Senin de odamda gönlün yoktur. Ne yapayım Burçin? Sen söyle. Osman ne istedi de geri durdu? Vazgeçti. Bala Hatun'dan da vazgeçmeyecek. Bugün değilse yarın. İllaki obaya getirecek. İllaki alacak. Aygül ne yapacak? Osman'la Bala her gün gözlerimin önünde kumrular gibi. Evvela düğünlerinde kirman dağıtacağım. Ardından çocukları olduğunda kızılcık şerbeti. Yok. Ben buna dayanamam. Her gün yavaş yavaş öldürür bu beni. Babam vazgeçse de ben vazgeçmem. Alişar Bey'le evlenir giderim. Gider. Sancak Bey'in karısı olurum. Babama da faydam olursa ne âlâ. Ötesi umurumda değildir. Gönlümün sevdiği olmadıktan sonra kim olmuş mühim mi? Kader Aygül'üm. Kader ya Burçin. Lakin kalırsam kaderime ızdıraptan ötesi düşmeyecek. Alper, hele bir soluklanalım. Beyim! Beyim! Beyim!
beyim. Müsait misin Selcan Hatun? Buyurasın Zöhre Hatun. Hatunlar kesme yapmış, üleştirmişler. Bu da senin payındır. Afiyetle yiyesin. Sağ olasın. Hatunların da eline sağlık. Belli, kesme bahane. Bir derdin vardır senin. De hele. Vardır ya. Vardır. Gayrı nasıl desem onu düşünürüm. Yiyeceğinde ayrılık yoksa dost doğru değilsin hele. Selcan Hatun, bilirsin Aygül'ü Alişar Bey'le sözledik. He, bilirim. Çok lazımmış gibi o deyus. Dündar Bey de tereddütlidir. Kızın başını yakmak istemez. Lakin bir söz vermiştir. Nasıl dönecek bilmem. Sözmüş. Söz verdiğiniz ellik bilmez mi melundur. Böylesine itimat edilip söz de verilmez kız da. Öyle dersin de. Karşımızdaki koskoca Sancak Bey'dir. Kızı vermiyoruz dersek zulmünden bütün oba payını alır. Yazıktır. Zöhre, aklında vardır bir şey. Diyesin hele. De ki üstünde mütalaa edebilelim. Derim ki Aygül'ü bu cendereden ancak Osman kurtarır. Selcan Hatun. Gel ön ayak ol. Osman'la Aygül'ün başını bağlayalım. Hem Osman bu umutsuz aşkın elinden harap olmasın. Hem de kızımızın ikbali kararmasın. Bu işi ancak sen çözersin. Niyet ettiğiniz hayır şer olup üstümüze gelir Zöhre. Aygül gözümüzün bebeğidir elbet. Lakin Osman, Osman bu obanın direğidir. Söylediklerine gelince fazla çetrefillidir. Böylece obamızı bir tutarız. Bilirim. Senin gönlün Bala Hatun'dadır lakin Eda Balı kızı sana vermemiştir Osman. Sen de kendini daha fazla rüsva etmeyesin. Konuşsana yeğenim. Ne dersin? Emmi. Destur var mıdır beyim? Gelesin Saltuk. Beyim, Gündüz Bey. Pusuya düşmüş. Nerededir? Ertuğrul Bey'in otağını aldılar. Gündüz'üm! Gündüz! Yatırın, yatırın. Çabuk. Tez olun, tez! Haydi. Yavaş, yavaş. Dağlamak için ocak kurun. Oku çıkarmak icap eder. Ağabey. Ağabey. Gündüz. Kim eder sana bunu?
hesabını edenleri kanlarında boğacağım. Ticaret, üretim ve pazar mühimdir Alişar Bey. Biz bu işi Müslüman kendi üretsin, kefereye muhtaç olmasın şiarıyla yaparız. Aynı gayeyi taşırız şeyhim. Ben de bundan ötürü ortaklık ederim derim. İlaveten destur verirseniz ahileriniz konağımı çinelerle süslesin isterim. Gelelim bala mevzuna. Bala dergah terbiyesi ahi töresiyle yetişmiştir. Ondaki hüner tekkeye göredir. Bey konağına göre değil. Sen ki bu diyarın mülkü emirisin. Sofran geniş, erkanın kalabalık, yükün ağırdır. Bala sana göre değildir. Rızan da yoktur. Bilesin. Elimdeki pusatın kesmediğini, senin rızan keser şeyhim. Ne dersen öyle olsun. Lakin sen yine de bir düşünesin. Teklifim her daim geçerlidir. Sen gibi göklü bir zata damat olmak, Sancak Bey'i olmaktan evladır. Bilesin ki tek sözünle dünyam değişir, karanlığım aydınlanır. Gündüzü kimler etti sana bunu? Allah'ım, kurban olayım Gündüzüm. Osman'ım, bir sakin ol kardeşim. Ana, Gündüz ağam hayatta mıdır? Bir şey de hele. Nefes alır. Ağır alır ama nefesi kesilmemiştir, çok şükür. Çok şükür. Rabbim onu bize bağışlasın. Bağrımızı yakmasın. Allah'ım, daha giderim gider Allah'ım. Yandım Allah'ım. Allah'ım sen onu bana bağışla ya Rabbim. Şşş, sabır kızım, sabır Ayşe. Demir közleyin. Aygül, su kaynamıştır. Tez bezleri yetiştirin. Okları çıkarmak icap eder. Yenge, diyesin hele. Ağabeyim kurtulacak mı? Her şeye hazırlıklı olasın Osman. (Gülüyor)
ederseniz gözünüzün önünde vurulur. Ne edersiniz ha? Deyin hele, ne edersiniz? Deyin! Osman Bey'im, Cenk olsa beyimize canımızı verirdik. Yüzlerini görmediniz mi Kılıçay? Kaç kişiydiler? Uzaktalardı, vurup kaçtı soysuzlar. Ne olduğunu anlamadan uçup gittiler. Zöhre, ne icap ederse en iyisini yapın. İlaçsa ilaç, hekimse hekim. Hepsini getiririm evvelallah. Yeter ki yeğenim iyi olsun. O bana ağabeyimin emanetidir. Kendine hakim olasın yeğenim. Vakit, aklı selim olma vaktidir. Sakin olasın. Nasıl sakin olayım emmi? Ağabeyim orada canıyla uğraşırken nasıl sakin olayım? Hangi çakal dadanmıştır sürümüze? Yeğenim, bir bildiğin, bir şüphe ettiğin varsa de hele. Zor yere geldik. Yüreğe yakındır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi! Çok kan kaybeder ana. Gündüz. Gündüz, kurbanın olayım. Aç şu gözünü Gündüz. Nefes alır. Merak etme, buradadır Ayşe Hatun. Az sakin olasın hele. Dayan Gündüz'üm, dayan aslanım. Şükürler olsun Allah'ım, sen bize yardım et ya Rabbim. Çok şükür, bizimledir Gündüz. Rabbim onu bağışladı bize. Yenge, geçecek emin. Böyle yaraların tek devası dua etmektir Ayşe Hatun. Dua et. Aygül, yarayı dağlamak icap eder. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Düşman kimse yakında yüzü aşikar olacaktır. O vakte kadar obadan kimse yalnız çıkmayacak. Batur, nöbetçileri artırasın. Gece nöbetlerini sıklaştırın. Cenk kapıdadır. Teyakkuzlu olmamızı icap eder. Emrin başım üstüne bey babam. Alper, haydi. Civarda olaya şahit olan var mı? Bir soruşturun hele. Ben kale derim baba. Böylesine hain bir pusuyu ancak kefere yapar. Kale olsa kimseye sağ konmazlardı. Her kimseye gözdağı vermek ister. Atılan oklar ağabeyime değil, otağın ortasınadır, bey postunadır. Kale değilse buna cesaret edecek bir Alişar kalır geriye. Alişar neden böyle bir şey yapsın baba? Nedenini bilmem. Lakin buna cesaret edecek kim kalır geriye? Osman, yeğenim. Bir bildiğin, duyduğun bir şey varsa söyleyesin hele. Ben de senin gibi merak ederim emmi. Destur veresin iş süreyi. Haydi gayrı. Haydi. Kardeşler haydi tez olasınız. Birazdan Osman Bey'im çıkar. İş sürmeye gideceğiz. Dur hele kardeşim. Daha ne olduğundan haberimiz yoktur. Orhan'ım, Osman Bey'im bilmez misin? Birazdan şu kapıdan çıkar. İş sürmeye gideceğizler. Yüreğinde tüm cihanı harlayacak ateş saklıdır. Eyvallah kardeşim. Bu kahpeli yapan de Yusa. Bu toprakları cehennem eylemezsek ne namımız kalır ne hükmümüz.
Osman Bey'im, Gündüz Bey'imin ahvali nedir? Allah'ın izniyle şifasına kavuşacaktır. İnşallah beyim. Beyim, ferman ver, dağları eritelim. Alişer bizim ettiğimizi anlamış. Bedel ödetmek ister. Görecek kudretimizi. Görecek bu vatanı, hain uşaklara nasıl cehenneme eleyeceğimizi. Osman'ım. Osman'ım. Kim yapar bu kahveliği? Kim gündüzüme kıymaya kalkar? Gavurun lokmasıyla yemlenen Alişer iti. Alişer iti. Demek şimdi kılıç çalıp cenk etmek, nara atıp iş sürmek vaktidir. İyi. Nicedir yanlarım çürümüş idi. Nicedir düşlerimde gaza görür idim. Şükrolsun Rabbime. Pusuya yatacağız. Onlara cenk mesleğinin erbabı kimmiş belleteceğiz. Haydi vakit Osman'ım. Haydi aslanlar atlara. Hamsi Bey, sen obada kalasın. Bize görecek göz, işitecek kulak lazımdır. Yerimi bilirsin. Eyvallah Osman. Doğru dersin. Yerini de bilirim. Eyvallah. Alpler! Haydın yiğitler! Haydın aslanlar! Haydın! Maşallah size.